Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Ben Barış Çankı. Yeniden Oto Gündem'le birlikteyiz. Evet sevgili Barış, hemen ben elbette her hafta artık geleneksel hale getirdiğimiz üzere girişteki YouTube hatırlatmamızı yapmak istiyorum izinle. Evet sevgili seyirciler, eğer Oto Gündem'i daha önceden izlediyseniz veya bu bölümü izledim birazcık da baktım falan filan dedikten sonra biraz zaman geçti, baktınız hoşunuza gitti, lütfen YouTube'da bizi desteklemek için, Donanım Haberi desteklemek için lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, yorumdan eğer işte aman nasıl uğraşacağım derseniz lütfen emoji bırakmayı, beğenirseniz bunları yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizlere bu konuda desteğiniz önemli. O yüzden topluluk olarak desteğinizi rica ederiz diyorum. Topa girdikten sonra da hemen bu haftanın otomobil dünyasının, otomotiv dünyasının gündeminde neler var diye sevgili Barış'a dönmek istiyorum. Barış'ım nasıl bir haftaydı? Sanki böyle çok sesli, çok gürültülü bir hafta değil gibi. Ne dersin? Evet doğru, çok böyle gürültülü büyük gelişmelerin yaşandığı bir hafta değildi. Ama işte yavaş yavaş böyle Cenevre Otomobil Fuarı yaklaşıyor artık. Yeni gelişmeler görmeye başlayacağız. Tabii Cenevre Otomobil Fuarı biraz daha Çinlilerin istilasında olacak bu sene. Avrupalılar böyle biraz daha kendini geri çekiyor. Fransa tarafında işte Renault savunacak biraz daha Avrupalı üreticileri. Böyle ilginç bir fuar göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ama bu hafta dediğin gibi bayağı sakin. İlk haberimiz de aslında Türkiye pazarını ilgilendiriyor. Biliyorsun Kona benzinli ve hibrit versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunulmuştu. Şimdi %100 elektrikli versiyonu da geldi yeni Kona'nın. İlk etapta onu konuşuyor olacağız. Dilersen başlayalım. Evet, yani biliyorsun Kona zaten B SUV segmentinde. Yani birçok otomobil, elektrikli otomobil en azından işte crossover veya SUV sınıfında yer alan B SUV ya da C SUV olarak karşımıza çıkıyor. D segmentinde olanlar biraz daha az. Kona da B SUV, Hyundai'nin B SUV segmentinde yer alan bir crossover modeli. İlk olarak hemen fiyatına bakalım. Çünkü fiyatı oldukça güzel. Burada 1.499.000 TL, yani 1,5 milyon lira bir özel lansman fiyatı belirlemişler. Yani biraz rekabetçi olduğunu söylemek mümkün. Çünkü elektrikli otomobil fiyatlarının yavaş yavaş artmasıyla beraber genelde ortalama, bunu her haftası konuşuyoruz seninle, yaklaşık böyle 1.6, 1.7, 1.8 milyon, evet, hatta o civarlara doğru çıktığını görüyoruz. Ama Kona'nın sahip olduğu özelliklerle beraber, çünkü Kona baktığın zaman eski, yani ilk defa elektrikli versiyon sunulan bir model değil. Daha önceki elektrikli olarak da Türkiye'de satışa sunulmuştu ve en verimli elektrikli otomobillerden bir tanesiydi. Hala da bu yapısını sürdürüyor. O yüzden hani bu teknik özelliklere sahip bir otomobilin 1,5 milyon civarında bir satış fiyatına sahip olması, tabii ki %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Güzel, rekabetçi bir fiyat olmuş. Umarım güzel satışları da olur diye düşünüyorum. Evet, doğrusu tabii şey, Hyundai dediğin gibi fiyat konusu en önemli konulardan bir tanesi doğal olarak. Yani tabii fiyatla beraber orada hemen karşısına baktığımız performans, yani ne sunuyor ona bakıyoruz. O yüzden evet, ister istemez bizim de en çok konuştuğumuz konu haline geliyor. F bölü P dediğimiz olay bizim için son derece önemli. Tabii biz buna belki şunu da sunmamız lazım. Yani otomotiv, ben de bir otomotivde birisi olsaydım şöyle derdim. Abi onu öyle sunuyorsun ama bize ona bir de başka bir etken ekleyelim. V ekleyelim. Yani vergi ekleyelim ona. O nasıl, evet, olacak diyebilirdi. Çünkü fiyatla ilgili markalar ne kadar çalışsa çalışsın günün sonunda vergi çok belirleyici bir unsur haline geliyor. O yüzden de orayı da unutmamak lazım belki de, bilemiyorum. Tabii biz de zaten bunu hep konuşuyoruz, yani bunu hiç unutmuyoruz. Sürekli dile getiriyoruz. Peki o zaman teknik özellikleriyle ilgili bilgi alalım ve hemen sonraki haberimize geçelim. Evet, dediğin gibi abi, fiyat performans dediğin zaman tamam, fiyat tarafını söyledik ama bu fiyata bize neler sunuyor onu da bilmek önemli. Şöyle bir özelliklerine baktığımızda, yani tasarım kısmını birazcık kısa es geçiyorum. Çünkü zaten hibrit ve benzinli versiyonlarda görmüştük. Neredeyse birebir aynı tasarım olduğunu söylemek mümkün. Sadece ön tasarım farklı, işte herhangi bir havalandırmaya, radyatör ızgarasına ihtiyaç duymadığı için tamamen kapalı bir ön panelle geliyor. Şarj girişi ön tarafta yer alıyor hala. Bildiğin üzere diğer modellerde de böyle ön tarafta boydan boya uzanan piksel aydınlatmalar vardı. Onlar bu modelde de yer alıyor. Aslında bunun biraz daha alameti farikası işte önde ve arkada yer alan piksel aydınlatmaları Hyundai'nin. Ama onun dışında güzel, yavaş yavaş böyle daha üst segmentteki Tucson'a yaklaşan, özellikle yan tarafta keskin çizgilere sahip bir tasarımının da olduğunu söylemek mümkün. Bize sunduğu özelliklere baktığımda ise hemen şöyle karşıma çıkan şey benzin elektrikli motor oluyor. 115 kW, yani 156 beygir güç sunan bir elektrik motoru var Kona Elektrik'te.
Tabii ki bu motora 48.4 kWh'lik bir batarya güç veriyor. Bu sayede Kona Elektrik bize WLTP'ye göre 377 kilometrelik bir menzil sunuyor. Yani 377 kilometre baktığımız zaman özellikle günümüzde elektrikli otomobiller en azından 400 kilometreyi aşmışken biraz düşük bir menzil olduğunu söylemek mümkün. Ama zaten ona göre bir batarya kullanılmış araçta. 50 kW'ın bile altında olan bir batarya zaten fiyatı da oldukça aşağı çekiyor. Biliyorsun elektrikli otomobillerde en büyük, en pahalı olan parça batarya oluyor. Batarya ne kadar küçükse fiyat da o kadar aşağı çekiliyor. O yüzden biraz da bu kadar rekabetçi olmasının nedeni işte bataryanın küçük olması. Biraz burada ihtiyaca göre yönelmek mümkün olacak diyebilirim. Onun dışında elektrikli otomobillerle ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi ısı pompası. Bu modelde de ısı pompasının olduğunu görüyoruz. Buna takıntılı olanlar sevinecektir diye düşünüyorum. Onun dışında şarj tarafı önemli tabii ki elektrikli otomobillerde. Hatta bana göre en önemli konulardan bir tanesi bu. 100 kW'lık DC hızlı şarj desteğine sahip. %10'dan %80'e 41 dakikada ulaşıyor. Ama DC hızlı şarjı her zaman imkan bulamazsanız tabii ki yavaş, yani AC şarjda 11 kW'lık destek var. Bunda da tam doluma 4 saat 55 dakika, yani yaklaşık 5 saatte ulaşabiliyor diyebiliriz. Evet ya, böyle baktığın zaman tabii şimdi biz bunları söylüyoruz. AC şarj dediğimiz, yani böyle evden şarj edersen yani. Ama işte İstanbul'da, Türkiye'de bunu ne kadar yapabileceğin konusu hep soru işareti. Yani buna avantajlı evler var. Onlar için baktığında elektrikli otomobiller çok daha avantajlı hale geliyor. Yani tabii ki yine de şunu söyleyemem. Yani şehirler arası yollarda elektrikliyle çok rahat, öyle demeyeceğim. Yani o, çünkü bunu kullanan ve bunun zorluğunu yaşayan, evet kolaylığını ama zorluğunu yaşayan arkadaşlarımız da var. Tanıdığım birebir kullanan arkadaşlarımız var. O yüzden ikisinin de yani evinde bir garajım var veya işte evin buna uygun müstakil bir evim var. Evinden bağladın onu, şarj ettin. Uzun yolda da benzinli arabanı kullandın işte veya dizel arabanı kullandın. Müthiş bir senaryo böyle baktığın zaman. Ama diğer türlü gene onu belki ayrı bir videoda konuşabiliriz diyorum. Peki o zaman bir sonraki haberimize geçelim dilersen. Tabii ki. Bir sonraki haberimiz bir başka yeni ile ilgili. O bir başka yeni de tabii gene senin de yakından takip ettiğin, bizim de sanki daha önce bir konuştuğumuz araç diye tahmin ediyorum. Şöyle sevgili seyircilerimize bir gösterelim. Aslında şey var, şekil şemal olarak da hemen zannediyorum tanıyacaklar. Artık tanımamak mümkün değil tabii. Şöyle baktığın zaman artık bunu anlamak mümkün değil. Keyifli bir otomobil oldu Dacia Spring. Evet, öyle oldu diyebiliriz. Yani ilk etapta zaten biliyorsun Çinli bir markadan, başka bir markadan devşirme bir elektrikli otomobil oldu. Küçük Renault KZE isimli bir modeldi yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden eski bir model olduğu için tasarımı da biraz demodeydi açıkçası. Hiç tasarımı değiştirmeden direkt Dacia logosuyla böyle ufak tefek değişiklikler yaparak piyasaya sürdüler. Ama bu pek tutulmadı. Neden? Eleştirildi tasarım tarafında. Hani uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olsa da en azından tasarım olarak daha modern olsaydı şeklinde yorumlar yapıldı. Dacia da burada bu eleştirileri dikkate alarak aracı yeniledi ve bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkardı. Şu anda yeni Dacia Spring'e bakıyoruz. Aslında ben ön taraftan baktığımda küçük Duster olarak nitelendirebilirim. Neden? Ön panel yeni tasarım dili tamamen Duster'da da kullanılan paneli karşımıza çıkıyor. Nedir bu panelde? Yeni Dacia logosu. Hemen yanında böyle beyaz yatay şeritler ve en yan taraflarda da Y formlu yeni LED aydınlatmalar bulunuyor. Alt kısımda ana aydınlatmalarımız mevcut tamponun kenarlarında ve tamponun altında böyle biraz daha crossover gibi bir hava uyandıran siyah plastik detaylarla çevrelenmiş farklı bir desene sahip panel bulunuyor. Bu panel ilginç bir hava katmış otomobile. Dediğim gibi biraz daha sanki crossoverımsı bir görüntüye bürünmüş. Çünkü eskisinde bu kadar belirgin değildi. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi hemen sen açmışken onu da söyleyeyim. Öncekinde ön kaputu açtığımızda direkt motoru görüyorduk. Ama bu sefer bunu da değiştirmişler. Yaklaşık böyle 30-32 ya da 35 litre yanlış hatırlamıyorsam 35 litrelik küçük bir depolama alanına yer verilmiş burada. Elektrikli otomobillerde biliyorsun bazılarında bu taraflarda da depolama alanına yer veriliyor. Büyük bir motor bloğuna ihtiyaç duyulmadığı için. O yüzden Spring'de de bu güzel bir detay olmuş. Hemen yan tarafına baktığımızda
aslında eski Spring'den izler taşıdığını görebiliyoruz. Yan taraf profil biraz daha anımsatıyor. Çünkü profil çok değişmemiş. Kapı kolları biraz daha aynı kalmış gibi görünüyor. Evet. Ama eskisine göre sanki onda daha yuvarlak hatlar varken bunda biraz daha sert hatlara geçiş yapılmış. Bu da biraz daha kaslı görünmesini sağlamış. Benim gözüme hoş gelen bir diğer detay da tekerlekleri saran bu siyah plastik dodiklerin tasarımı değiştirilmiş. Bence daha modern, daha şık durmuş. Tabii Duster'da gördüğümüz detay değil mi? Evet. Evet. Jantlar da değişik. Hem de versiyona göre değişiyor. Burada siyah jantlar karşımıza çıkıyor. Bunlar da çok yakışmış Spring'e. Yani çok daha böyle genel bütün olarak baktığımızda çok daha modern, şık bir otomobil olmuş. Tam da aslında beklendiği gibi bir görüntüye kavuşmuş diyebiliriz. Arka kısımda da artık otomotivin olmazsa olmazı haline gelen böyle boydan boya uzanan bir tasarım söz konusu. Hemen ona da bakıyorum. Şöyle hızlıca bir geçiş. Evet, bence yani burada baktığın zaman zaten arka tarafına bakınca yani hem önde hem arkada çok net olarak bir kere yüksek de bir olay var. Yani evet. Senin bahsettiğin o SUV konusunu yani SUV'msi bir havayı kesinlikle içeriyor. O yükseltilmiş, işte güçlendirilmiş, güçlendirilmişten kastım tabii ki kaslandırılmış. Hani araç biraz kaslandırılmış. Dodikler de bunu çok iyi desteklemiş. Tampondaki evet. Detaylar da böyle baktığın zaman çok keyifli. Yani az önce bahsettiğin jant kapağı ya da jant diyelim ona. O da mesela hakikaten bu işi iyi tamamlamış. Böyle baktığın zaman bu araç keyifli. Yani şey tabii teknik detaylara gelince belki iş değişti ama şu an içine de bakmadım. Şu an seninle bakacağım. Ama böyle baktığında fiyat avantajı sunarsa çok satacak bir araca bakıyormuş gibi görüyorum ben. Evet, gerçekten öyle. Teknik tarafı da dediğin gibi birazdan konuşuyor olacağız ama sen hazır arka bölümü göstermişken ondan da kısaca bir bahsedelim. Neler tabii. Sunuyor bize? Hani özellik olarak neler sunuyor? Teknik tarafta bu arada motor ve batarya tarafında herhangi bir değişiklik yok ama sahip olduğu teknolojiler, donanımlar konusunda bazı yenilikler var. Onlardan konuşuyor olacağız. Arka tarafta yine öndeki gibi Y formu oluşturan stoplar dikkat çekiyor. LED stoplar. Onlar burada Dacia yine boydan boya bir tasarım, benzer bir tasarım yer vermiş ama stopları boydan boya uzatmak evet. Yerine siyah bir panelle bağlamış onları. Büyük Dacia yazısına sahip. Alt tarafta da yine öndeki gibi böyle farklı bir desene sahip arka tampon görüyoruz. Önü arkası uyumlu, güzel, keskin hatlara sahip, biraz daha modern, şık bir tasarıma sahip olmuş diyebiliriz otomobil. Gayet güzel görünüyor eskisine göre en azından. Eskisi çok demode görünüyordu çünkü bence de eleştiriler doğruydu. Evet. İç tarafa ya bu arada özür dilerim hemen arka taraftayken bir şeyler söyleyeyim. Yani gerçekten aracın yükseltildiğini bilemiyorum ben fazla mı görüyorum ama yani lastiklere bakarsan neredeyse üçte bir kısmı içeride kalmış. Hani şöyle mouse'la da göstereyim bir. Şurada gördüğün gibi hani nerede şu evet. Gelen kalan kısım yani dolayısıyla burada daha büyük kısma bakıyoruz gibi görünüyor. Yani hadi yani şurayı saymazsak buradan sayarsak en azından yarısından fazlasının şu an yükseklik olarak dışarıda olduğunu görüyoruz. Ama diyelim ki hani şurada kenara bakarsak, dinginin oraya bakarsak yani yarısı zaten lastiğin yarısından yukarıda şu an araç. O yüzden hani lastikte birkaç inç bakmadım ama zannediyorum şeydir. 16'dır değil mi? Evet 16'dır. O yüzden fena değil. Böyle bakınca o da hani İstanbul gibi yerlerde veya çukur bol yerlerde dolaşıyorsan bunlar tabii haliyle önemli hale geliyor. Bir yerden böyle engebeye atlayacağım edeceğim diyorsan işi önemli hale geliyor dedim ve iç mekanı gösteriyorum. Buyursunlar. Evet dediğin doğru aslında eskisine göre yerden biraz daha yükseltilmiş. O da söylenebilir. İç mekanda baktığımız zaman zaten sen de yansıttın az önce. Yeni Dacia modelleriyle daha uyumlu bir hale gelmiş. Çünkü öncekine baktığında farklı bir modelden devşirme, doğrudan ondan alınma olduğu için biraz daha farklı görünüyordu. Yeni Dacia'lar baktığında uyumsuzdu onlara göre. Şimdi onlarla bir bütün tasarıma sahip. Üç kollu direksiyon tasarımında yine fiziksel düğmelere yer veriliyor. Bu sefer sürücünün önünde bir üst versiyonlarda da olsa dijital gösterge panelimiz mevcut. Merkezde ise yine tablet ekran şeklinde böyle konsolun üstüne konumlandırılmış bir dokunmatik multimedya ekranımız bulunuyor. Yine aracın dışındaki gibi böyle turuncu renkli detaylar iç mekanda da yer verilmiş. Konsol değiştirilmiş, biraz daha değişik renklerle farklı bir hava katılmış. Alt tarafta ise baktığımız zaman böyle ekstra bir klima paneli. Yine klima paneli eskisine göre çok daha modern, günümüze yakın görünüyor en azından. Çok bu doğru. Ortada multimedya ekranımız var dedim. 10 inçlik bir multimedya ekranımız var ama tabii ki Extreme versiyonu için geçerli. Bu arada bayağı da gelişmiş bir sistem ama alt paketlerde
Aslında Dacia modellerinde o şey oluyor da multimedya sistemi koymuyor da telefonunu multimedya olarak kullanman için sana bir telefon tutacağı sunuyor. Derdi yine o özellik geçerli. Bu tabii ki güzel. Bunu da söylemek mümkün. Evet, bu bahsettiğim burada çok akıllıca buluyorum ben onu. Yani telefonu öyle kullanabilme opsiyonunu direkt olarak sunması. Çünkü öbür türlü sen uğraşıyorsun. Ya ben ne koyayım buraya da bunu ne tutsun, düşmesin, etmesin falan. Bana sıkıcı geliyor. Yani gerçekten topluluklara da baktığım zaman, gruplara da baktığım zaman genelde bu konuyla ilgili telefonu neyle tutturayım ben buraya diye soranların çok olduğunu görüyorum. Yani nedense bir türlü de tabii telefonlar değişkenlik gösterdiği için bilemiyorum ama nedense üreticiler de bu konuda bir ortak bir çözüm, hani ekranda burada ben yani şu konsolla telefonu nereye koyayım sorusunun cevabını vermiyorlar. Yani hani birisi bunu yapsa belki de bilemiyorum öne çıkar mı, ya da işte bahsettiğin tabii önemli, hani telefonu öyle kullan ve böylece ben de buradan işte ekonomik olarak sana bir değer sunmuş olayım deyince evet, olabilir. Ben şunu merak ettim sevgili Barış, yani şurası sanki bizim Berlingo'ların yeni model, yani yeni derken 2023'te bu ortadaki konsolu kaldırdıkları bir şey var. Konsol olmayan, şöyle devam etmeyen versiyonunda olduğu gibi sanki burası boş gibi görünüyor. Tabii elektrikli araç olduğu için de böyle ama bu farklı bir görselde görür müyüm acaba şimdi şeyi desem? Ha, şurada bu yerde mesela bak, evet şimdi anladım. Burası boş bakarsan, yani şu kısım evet, boş, buradan geçebilirsin böyle rahat rahat ikisi arasında. Şu koltukları birleştirseler. Oraya daha çok böyle hani depolama alanı, herhangi bir çanta şeklinde farklı eşyaların konulabilmesi ya da farklı aksesuarlar var. Alt bölüme de böyle telefon tutacağı şeklinde farklı aksesuarlar konumlandırılabiliyor. Onu biraz daha müşterinin, tüketicinin tercihine bırakmışlar ama orayı böyle düşük bırakmaları çok iyi olmuş bence. Hani büyük nesneler, çantalar gibi farklı eşyalar konulabilir. Çünkü ortaya büyük yükselen bir orta konsol konduğunda büyük bir çanta mesela koyamıyorsun. Tamam, gözleri oluyor, evet, çanta altında bir depolama evet, alanı oluyor ama büyük bir çanta yerleştiremiyorsun oraya. Bunda mesela çok doğru, rahatlıkla yerleştirebilirsin. Bence güzel bir tasarım olmuş. Yani bu arada el freni görüyorum. Yani şaşırıyorum böyle görünce. Hani en azından üst versiyonda bir elektronik el freni olmasını beklerdim ben. Şurada detay olarak görünüyordur. Bir de tabii aslında bilmiyorum ama merak ettim. Niçin acaba vitesi buraya koymuş? Mesela bunu yaptıktan sonra acaba hani bu kadar burada alan kazandıktan sonra sadece vites kolunu aşağıya koymak tabii çok az müdahale edilecek ama yani şöyle bir ekranda bunun burada değil de direksiyonda olması veya şuralarda olmasa, ya bunu buradan söylemek çok kolay. Şimdi tasarımcılar büyük ihtimalle şey, böyle setse beni şey diyecek, lan biz bunu düşünmedik mi falan diyecek ama zannediyorum. Ama nedense bu burada yani emanet gibi de kalmasaymış daha iyi olurmuş gibi düşündüm ben. Çünkü arka tarafta boş, hani hazır bunu yapmışken el freni de kaldır. Yani tabii o da bir maliyet, şimdi böyle rahat söylüyoruz. Evet, ekonomik araba derken bir de bunu söylüyoruz ama yani yıl olmuş 2024. Sen Dacia'nın işte Spring'in en üst modelini de sunsaydın onu yahu diye insan diyesi geliyor. Yanlış mıyım acaba? Değişikliği biraz daha böyle hani motor ve batarya seçenekleri de değişmediğinden mütevellit biraz daha makyaj operasyonu olarak nitelendirebiliriz. Güzel. Makyaj operasyonuna da en azından benim tahminime göre bir şeyleri bir yerden alıp başka bir yere koymak tabii ki ekstra bir maliyet demek. Bravo. Bunu makyajda bravo, yapmayıp daha köklü bir değişimle yapmak istemişlerdir büyük ihtimalle. Çünkü bu değişimlerin hepsi bir maliyet. Biliyorsun Dacia'da maliyeti ne kadar düşürmek düşürürsek o kadar iyidir gözüyle. Stratejisi söyleyemedim. Evet doğru. Ben de bırak ben de söyleyemeyeyim. Stratejisiyle diyeyim. Ha neyse, çıktı Allah'tan. Süper, doğru söylüyorsun. Evet, bu söylediğin çok mantıklı. Yani ben çünkü makyaj gibi bakmadım olaya bir an. Dediğin çok doğru. Yani makyaj olarak bakarsan da olağanüstü bir makyaj bu arada. Yani yanlış mı düşünüyorum? Çünkü evet, hani doğru, burada çok daha fazlası var. Yani böyle bakarsan da çok iyi bir makyaj gerçekten. Aynen. Ve yeniden giydirme. Evet. Evet, bu kadar mı haberimiz Dacia ile ilgili? Yeter tabii de anlattık. Tabii ki bu kadar yani, değil. Değil şimdiye mi? Kadar tasarımını tamam, konuştuk. Dış ve iç tasarımını konuştuk. Şimdi İlla diyorsun, neler motoru yeni, onlardan bahsedeceğim biraz. Evet. Güzel yenilikler var aslında. Dacia Spring'den beklemediğim, en azından benim kendi adıma vay be iyi olmuş dediğim özellikler var. Bunlardan birincisi güvenlik tarafında. Yani Avrupa'da Dacia hep Euro NCAP testlerinde şunu diyordu. Biz hani yüksek yıldız, çok yıldız almasak da olur. Bizim amacımız zaten bu özellikleri, en azından gelişmiş güvenlik özelliklerini sunmayıp
ekonomiye odaklanmak diye sürekli açıklama yapıyorlar. Ama en azından giriş seviyesi olarak nitelendirebileceğimiz bir araçta bile, Dacia Spring'te bile Avrupa güvenlik standartlarının gerektirdiği gelişmiş özelliklerin sunuluyor olması, en azından sunulmaya başlanması gayet güzel. Baktığımız zaman güvenlik tarafında acil durum fren sistemi, hız uyarısına sahip trafik işareti tanıma, arka park asistanı, şerit değiştirme uyarısı, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve e-call, yani her araçta artık olan e-call, acil yardım çağrısı gibi özelliklerin sunulmaya başlanması Dacia Spring açısından gayet umut vaat edici. En azından güvenlik söz konusu olduğunda da bu özelliklerin sunuluyor olması tüketiciye ekstra bir güven duygusu aşılıyor. Kesinlikle. Onun dışında elektrik tarafında bazı yenilikler var. Neler? Daha önce Spring'de olmayan rejeneratif fren sistemi, ki özellikle şehir içinde dur kalk trafikte bolca fren yaparken bu özelliğin verimlilik açısından çok büyük faydası oluyor. Araçta az önce sen biz vites topuzuna, bu vites seçiciden konuşurken orada bir B modunu da görmüştük. Rejeneratif fren sistemini aktif etmek için oradaki B modunu seçmek yeterli oluyor. O modu seçtikten sonra rejeneratif fren sistemi aktif oluyor. Bu da güzel, aracın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bir diğer özellik de V2L özelliği. Nedir bu? Vehicle to load adı verilen özellik. Sizin araçtaki batarya vasıtasıyla farklı elektronik cihazlara güç vermenizi sağlıyor. İşte atıyorum, daha önce konuşmuştuk seninle bunu, kamp yaparken. Evet. Yanınızda atıyorum bir çadırı şişirmek gerekebilir, elektrikli pompa olur, farklı bir cihaz olur, tost makinesi çalıştırmak isterseniz gibi, kahve makinesi ya da bütün bunları artık Dacia Spring'in bataryasındaki enerjiyle yapmanız mümkün bu özellik sayesinde. O ne zaman hemen burada araya gireyim mi? IONIQ 6'da da hani neden bahsettik aslında? IONIQ 6'da bu özelliği çıkarttıklarından bahsettiğimiz için bunu konuşmuştuk. Evet, Advanced paketi. Yani o da hani Advanced pakette daha ekonomik olsun diye yapılan bir hareketti. Şimdi bir başka ekonomik marka olan, hani ekonomikleştirilmiş bir model olan Dacia Spring'i konuşurken Vehicle to Load'un eklendiğini görüyoruz. Yani böyle, evet, böyle de garip bir dünya tabii işte. Neyi nereden kısayım, neyi nereye koyayım diye bir marka belki bunun akıllıca olduğunu düşünüp onu ekliyor. Bir başkası da hayır, bu o kadar da aslında cazip olmadı deyip çıkartıyor. Evet. Yani fiyat daha cazip deyip çıkartıyor ve ilginç bir konu oldu. Teşekkür ediyorum. Ben de bu arada senin bahsettiğin o demin rejeneratif fren detayını şurada göstermiş olalım. Burada o vites seçiciden bu görülebiliyor. Evet. Buyursunlar. Son kısma geldik galiba. Evet, artık son kısma geldik. Motor ve batarya seçenekleri değişmedi demiştim. Hemen onları da kısaca bir söz edeyim, hatırlatmış olayım. 45 ve 65 beygirlik iki farklı versiyon bulunuyordu. Hatta sonra bize 65 beygirlik versiyonla gelmişti, Extreme donanım seviyesiyle beraber. Burada bu seçenekler değişmedi ama şöyle bir yenilik, şöyle bir değişim yapılmış. 65 beygirlik motor sadece en üstteki Extreme donanım seviyesinde satılıyordu. Artık bir altındaki Expression donanım seviyesinde de 65 beygirlik motoru tercih etmek mümkün olacak. Ülkemize geldiğinde böyle bir değişikliği burada da sunarlar mı? Tabii ki onu tam olarak bilemiyorum. Şu anda global lansmandan söz ediyoruz. Bu ilk seçenek otomobilin 0-100 hızlanmasını 20 saniyeye yakın, diğeri de 14 saniyeye yakın tamamlamasını sağlıyor. Aslında güzel bir fark var. 65 beygirlik çok daha iyi bir seçenek. Evet. Batarya tarafında değişiklik yok. 26.8 kWh'lik bir bataryamız mevcut. Bu da WLTP'ye göre 220 km'ye kadar bir sürüş menzili sunuyor bize. Opsiyon olarak sunulan DC hızlı şarj desteğimiz var, 30 kW'lık. Onunla da %20'den %80'e 45 dakikada bataryayı doldurmak mümkün diyebiliriz. Fiyatlar henüz belli değil ama şu an Türkiye'de satılan, hala 2023 model yılı olarak satılan otomobil 885 bin TL liste fiyatına sahip. Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olarak hala varlığını sürdürüyor zaten. 885 bin. Bakalım geldiğinde, evet, fiyatı ne olur? Bakalım, heyecanla bekliyoruz. Tabii önemli, yani fiyat odaklı olduğu için hepimiz için önemli. Bu bahsettiğin ek özellikler de tabii haliyle hepimizi daha çok ilgilendiriyor. Yani bu ekonomiklikten sebep. Çok teşekkürler. Gerçekten hani incelesek de neredeyse böyle anlatırdın diye düşünüyorum. Ağzına sağlık. Evet, o zaman geçelim bir başka markaya. Bu sefer Renault'dan PSA tarafına Citroen'e geçiyoruz. Bu sefer C4 ve C4X ile ilgili yeni bir elektriklenme var. Neyin nesidir? Senden onun detaylarını alalım. Evet, elektriklenme aslında çok hafif bir elektriklenme. Stellantis güzel. Biliyorsun, geçtiğimiz bölümlerde, çok daha önceki bölümlerde konuşmaya başlamıştık bunu. Hafif hibrit, yeni hafif hibrit sistemini tanıtmıştı. İşte 3008 ile beraber
birçok kendi çatısı altında bulunan markalarda satışa sunulacağını belirtmişti. Yavaş yavaş ürün gamına yayılıyor. Şimdi artık 48 voltluk yeni hafif hibrit sistemi gördüğümüz iki model var. C4 ve C4X. Sistem aslında aynı sistem. İşte 3008'den ve C5 Air Cross'a da gelmişti daha önce. Onlardan biliyoruz. Şöyle bir bahsediyor olacağım. Hibrit 136 ismi veriliyor bu sisteme. 1.2 litrelik 3 silindirli benzinli motor bulunuyor. Tabii ki bu motoru biz işte PureTech 1.2 PureTech'ten tanıyoruz ama Stellantis burada bu motora göre çok fazla güncelleme yaptıklarını, bu motordaki işte %40 parça, parçaların %40'ının üzerinde yeni olduğunu belirtiyor. Hatta şöyle bir şey vardı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama bu hafif hibrit sistemde trigger kayışı yerine trigger zinciri kullandıklarını belirtmişlerdi. Daha uzun ömürlü, daha dayanıklı olması açısından böyle yenilikler vardı. Tabii ki bu sistemde en çok tartışılan şey şanzıman. Biliyorsun işte PSA'yı biz Peugeot Citroen modellerini EAT8 adı verilen böyle tok konvertörlü şanzımanıyla, çok dayanıklı olmasıyla, motor ve şanzıman uyumuyla biliyoruz. Ama hafif hibritte en azından belki biraz daha ekonomiye kaçma açısından burada çift kavramalı şanzımana geçiş yapmış. Bu sistemle ilgili en çok tartışılan, en çok merak edilen konulardan biri de bu. EDCS6 adı verilen 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman burada devreye giriyor. Bildiğim kadarıyla kuru değil, ıslak çift kavramalı bir şanzıman olduğunu söyleyeyim burada. Not olarak ekleyeyim çünkü bunlar da çok fark ediyor. Onun dışında küçücük bir elektrik motorumuz var. Minik bir elektrik desteği sunması açısından. Bataryamız zaten 48 voltluk lityum iyon batarya bulunuyor burada. Bu sistem bize ne sunuyor? 136, tabii ki isminden geldiği üzere 136 beygir güç ve 230 Nm tork sunuyor. Bu bize benzinli motorun tek başına sunduğu güç ve tork. Elektrik motoru da çok küçük olduğunu belirtmiştim. Sadece hızlanma esnasında 12 beygirlik minik bir destek sunuyor ama hızlanma esnasında zaten elektrik motorunun verdiği o ani hızlanma çok küçük bir güç olsa da size her türlü bir performans olarak, bir atik, bir çevik, bir motor tepkisi olarak geri dönüyor. Hani bunu da es geçmemek lazım. Orada bir önemli nokta tabii, şeyi de söylemek lazım belki. Yani hem bu atikliği sağlıyor hem de bir taraftan da aslında hani bunu eko modda kullananlar, eko modda araç kullananlar tahmin edeceklerdir. Eko modu aldığın zaman aracın tepkisi yavaşlıyor. O işte gaz pedalının tepkisi yavaşlıyor gibi hissediyorsunuz doğal olarak. Aslında o kalkışlarda senin hani o beklediğin hız ihtiyacını çok daha yavaş veriyor. Çünkü en çok yakıt tüketiminde özellikle şehir içinde dur kalklarda veya işte ışıkta durdun, kalktın, işte normal hıza tekrar eriştin. O ana kadar geçen süredeki yakıt tüketimi aslında en fazla yakıt tüketimini yapmış oluyorsun böylece. Orada bu küçük destek aslında önemli bir boşluğu kapatıyor. Dolayısıyla aslında bu önemli ama tabii sen her zaman anlatıyorsun. Senden bildiğimizi sana satalım biraz. Yani buradaki o hafif destek ne kadar faydalı, nasıl daha iyi olabilir konusunu sen bunu işte belki de seyircilerimizin bizim geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Toyota'nın CHR'ında dinlemeleri lazım belki de. Veya başka bir modelde, başka bir PSA modeline dinlemeleri lazım. O yüzden oraya pas atarak ben tekrar topu sana bırakıyorum. Buyursunlar. Evet, verimlilikten bahsettin az önce. Doğru, bir 48 voltluk hafif hibrit sistem zaten isimlerden anlaşılabilir. Hafif hibrit ve full hibrit. Bizim burada bahsettiğimiz hafif hibrit ama Citroen'in bu konudaki iddiaları biraz yüksek. Baktığımızda işte bu sistem için şehir içi sürüşlerde %50'ye varan oranda elektrikli modda kullanılabileceğini söylüyor ki bu da asıl verimliliği arttırabilecek detaylardan bir tanesi. Ki karşılaştırma bile yapmışlar bize. 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonuna göre, yani hiçbir elektrik desteği bulunmayan aynı motora göre bu hafif hibrit sistemin %20'ye varan oranda yakıt tasarrufu sağladığını söylüyorlar bizlere. Tabii ki bunu gerçek kullanımda karşılaştırarak görmek lazım. Bunlar kağıt üstünde sunulan markanın bize verdiği veriler. Bunlar bir nevi teorideki veriler. O yüzden devamını göreceğiz, bekleyeceğiz. Peki ama heyecan verici de görünüyor. Peki çok teşekkür ediyoruz bunun için de. Şimdi benim gerçekten bu haftanın aslında kendi adıma en çok merak ettiğim haberlerinden bir tanesi. Biz çünkü burada sen de Çin paktını çok konuşuyoruz. Çin mahallesini çok konuşuyoruz. Evet. Ne olmuş da Çin mahallesi ve Çin mahallesine karşı bir oluşum söz konusu. O yüzden benim merak ettiğim bir haber, ne olduğunu senden öğrenelim. Ya aslında zaten
biraz daha her bölüm neredeyse konuşuyoruz. Çinli üreticilerin elektrikli araç pazarında ne kadar ileriye gittiklerini, batarya teknolojilerinde ne kadar yatırım yaptıklarını, ne kadar büyük Ar-Ge çalışmaları olduğunu her zaman söylüyoruz zaten. Çinli üreticilerin bu kadar çalışmanın bir karşılığı olarak meyvesini toplaması da normal. Avrupalıları korkutmaya başladılar çok uzun zaman önce. Yavaş yavaş işte buna karşı adımlar da atılmaya devam ediyor. İşte Türkiye TOGG'u korumak için Çinli elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi getirdi. O da yetmedi. Daha sonra oradan ithal edilen araçlarda onları ithal eden şirketlerin veya işte distribütörlerin en az 20 tane kendilerine ait servis ağı olması gerektiği gibi farklı düzenlemeler getirdi. Avrupa'da da bu tarz düzenlemelerin getirilmesi konuşuluyordu ama işte şimdi bakıyoruz Avrupa üreticiler yavaş yavaş birleşme çağrısında bulunuyorlar. En azından alttan alta böyle çalışmalar yapıldığını duyuyoruz. Şimdi bu aslında ilginç bir gelişme benim açımdan. Neden? Daha önce Renault ve Stellantis Volkswagen'in adı geçmeden Renault ve Stellantis arasında işte Fransız hükümetinin bu iki grubun birleşmesine yönelik bazı incelemeler yaptığına dair haberler çıkmıştı. Heyecanlandırmıştı açıkçası. Çünkü Stellantis baktığın zaman 14 Yani. farklı markayı bünyesinde barındıran çok köklü bir şirket haline geldi. Birkaç yıl önce kuruldu. PSA ve Fiat Chrysler grubunun birleşmesiyle. Renault dediğimiz taraf da zaten büyük bir grup olduğunu biliyoruz. Renault, Mitsubishi, Nissan. Tabii ki Nissan'la olan Evet. bağları bayağı zayıfladı son dönemde ama bu iki Öyle mi zayıfladı mı? evet çok Aa, onu bayağı bilmiyorum. zayıfladı Nissan'la olan bağları son dönemlerde. Bayağı bir sıkıntılar. Hatta şu anda bu birleşme olursa ki Renault Stellantis tarafında büyük ihtimalle daha da zayıflayacaktır diye düşünüyorum Nissan'la olan bağları. O yüzden beni açıkçası bayağı heyecanlandırmıştı ama arkasından hemen Renault tarafı suskunluğunu korurken Stellantis tarafından böyle bir birleşme ihtimalinin olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmıştı. Bunu da Stellantis tarafında net bir karşı adım olarak görmüştük. Ama şimdi çıkan haber bu sefer Volkswagen'i de işin içine dahil ederek koskoca bir yapılanmadan, büyük bir birleşmeden söz ediliyor. Volkswagen, Renault ve Stellantis tarafında hatta otomobilin Airbus'u ortaya çıkabilir şeklinde bir başlık atılmış Güzel bir buna. başlık, evet. Evet, yani tabii ki bunun neden olduğunu düşünmek kolay. Çinlilere karşı bir şekilde birleşmeye çalışıyorlar. Çünkü her zaman diyoruz bunu. Çinliler üretim konusunda, üretim maliyetleri konusunda Avrupalı üreticilere göre daha avantajlı. İşte bir sürü özellikle batarya için en önemli parçalardan biri olan batarya için kullanılan elementlerin, minerallerin oradan çıkarıldığını biliyoruz. Çok zengin bu konuda. Çok büyük avantajı var Çin'in. Bu doğrudan Çinli üreticilere de avantaj olarak yansıyor. Hiçbir ham madde sıkıntısı çekmeden, hiçbir maliyet sıkıntısı çekmeden doğrudan kendi ülkelerinde satış yapabiliyorlar ve Avrupa'ya sıçrayabiliyorlar çok kolay. Son yıllarda NIO'yu gördük. XPeng markası Avrupa'ya satışa sunmaya başlandı gibi gibi birçok marka güçlü bir şekilde geliyor. Tabii ki Avrupalı üreticilerin de buna karşı koyması gerek. Nasıl yapabilirler bunu? Yeni ortaklıklarla. Yeni ortaklık ne yapar? Aynı altyapıyı kullanır. Aynı motoru, aynı parçayı kullanır. Maliyeti düşürür. Zaten en Çinlilerle savaşta en büyük silah maliyet. Fiyatı düşürmen Evet. gerekiyor ki Çinlilerle baş edebilesin. O yüzden bu üç grubun da bu nedenle bir araya gelme ihtimalini görüyorum ben ama dediğim gibi daha önce Stellantis burada böyle bir ihtimal yok diye açıklama yapmıştı. Fakat otomotiv dünyasında veya farklı sektörlerde bunu biliyoruz. Biz birleşmeyi düşünmüyoruz diye resmi bir açıklama yapıp arkasından işte birkaç ay sonra Çat. markaların bir anda birleştiğini, böyle bir evlenme hazırlığı o içerisinde olduğunu duyurduğunu görebiliyoruz. O yüzden bakalım birkaç aylık süreç çok önemli burada. Çünkü detayların önümüzdeki birkaç ay içerisinde netleşeceği belirtilmiş. İlginç bir gelişme Evet. deyip görüyoruz. Yani çok net olarak ilginç bir gelişme. Ben de katılıyorum tabii sana. Dediğin sürprizler de mümkün ama bunun dışında çok net olarak bir şey görüyoruz. Yani bu markalar bir araya gelmezse Çin paktının çok daha güçlü bir şekilde özellikle elektrikli araçlarla ki aslında yani içten yanmalı araçlarda da iyiler. Yani daha doğrusu iyiler derken görüyoruz. Orada da aslında iyi işler yaptıklarını görüyoruz. Hani bize hep elektrikliyi konuşuyoruz çünkü gelecek adına onu konuşuyoruz. Veya işte o bir avantaj sağlıyor vergi şu bu ama onun dışında diğer konularda da iyiler. Tabii ki motor konusunda Avrupalı üreticiler
veya işte Japon üreticilerin bir şey olduğunu, gücü olduğunu biliyoruz. Yani bunlar gerçekten iyi motorlar üretiyorlar. Ha ama tabii böyle ekonomik veya işte hem dayanıklılık hem de ekonomi söz konusu olduğunda Fransız bir markanın, Renault'un mesela işte Mercedes'e motor sunduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla burada aslında ilginç bir konu var. Yani Çin gerçekten böyle ne diyelim şaha kalkmış geliyor. O yüzden de bu markalar bir araya gelmezse büyük ihtimalle daha sonra canları daha çok sıkılacak. O yüzden de haliyle şimdi daha farklı bir havada saldıracaklar. Bence bu bir nevi mecburlar buna. Yani bunun adını koymasalar bile bunu yapacaklardı. Ama tabii bunun şimdi adını koymazsan ve Çin'e karşı böyle bir şey yaparsan da bu sefer Çin devlet olarak, yani bu adamların hepsinin de bir alışverişi var sonuçta onlarla. Şimdi bunun adını koymaz da böyle arka plandan, ki onu da yapıyorlardır ama hani çok ne diyelim sümel altı ettikleri bir şekilde, ya da bu böyle kötü bir şey olur, bir tanım olur, sanki dolandırıcılık gibi de olmasın. Ama hani adı konmamış kurallarla da böyle de savaşıyorlardır büyük ihtimalle. Fakat bunu bir de adını koyarak da, yani biz bunu da yaptık, yani mecburuz diye de öyle görünmeyip de yani çünkü demez ben Çin'e karşı birleşiyorum da böyle yapıyorum demeyecekler doğal olarak. Olmaz ama en azından ya hani ben bunun adını böyle koymak zorundayım ama bir taraftan da mücadele etmek zorundayım kendi geleceğim için diye. Çünkü bu gidişat, biz hep bunu konuştuk bir şekilde, Japon otomobillerinin vakti zamanında nasıl işte taklit otomobil diye görülürken birden bir dakika ya biz bu standardı belirliyoruz deyip işte Toyota'nın Corolla modeliyle nasıl dünyanın en sağlam, işte en az servise giden ya da böyle bir şey vardı, namı vardı, hala gidiyor. Ne bileyim bir başka işte, yine gerçi hep Toyota gelecek aklıma da, enteresan meşhur bir pick-up'ları var. O da mesela işte dayanıklılığıyla bilinen bir otomobil haline gelmiş, bir araç haline gelmiş. Aynen, evet. Hilux muydu? Hilux değildi değil mi? Hilux. Hah, tamam, öyle de okunuyor diyorsun. Peki, süpersin. Dolayısıyla hani bunu bildiğimiz için artık Çin'de aynı yöntemi izleyerek ve günün şartlarında ellerindeki madenler, şunlar bunlar, bu güçleri kullanarak ve çok daha iyi bir taklit yeteneğine, vaktine sahipken şimdi artık özgün modellerle, özgün işlerle yer almaya başlıyorlar. Bu tabii bir devlet politikası, çok önemli. Güney Kore'nin nasıl vaktinde bu devlet politikasını işleterek dünya çapında markalar üretmesi mümkündüyse, yaptıysa, yani Samsung, işte ne bileyim LG, bunlar tabii teknolojide bildiğimiz ama bunun dışında otomotivde de yer aldıkları veya işte Renault'a mesela Latitude modelini Samsung üretiyordu. Yani baktığımız zaman. O yüzden geçmişe baktığımızda zaten hangi formülün işlediğini görüyoruz. Ya bu markalar bir araya gelecek, güçlü hale gelecekler ya da bunlar karşısında daha çok pazar payı kaybedecekler ve başka yollar aramaya başlayacaklar. Tabii ki hepsini kaybetmeyecekler. Japonların olduğu gibi hani geldim her şeyi ele geçirdim gidiyorum olmadığı gibi. Burada da öyle olmayacak ama tabii ki kan kaybedecekler. Onu da istemedikleri için de farklı, yeni dönemin gençlerine, işte yeni nesil insanlara nasıl erişeceklerini arayacaklar diye tahmin ediyorum. Diye ben de yorumumu yaparak bir sonraki habere geçmek istiyorum. Bir sonraki haberimiz bu sefer Volkswagen'den sadece ama. Evet. Yine bir elektrikli. Başka bir uğraş. Bakalım Volkswagen ne yapmış? Neyle kendini kurtarmaya çalışmış? Çinlilere karşı. Evet, buyursunlar. Evet, Avrupalı üreticilerin Çinlilere karşı böyle onlarla başa çıkabilmek için yeni modeller tanıttığını zaten görüyoruz artık. Özellikle Almanya tarafında Volkswagen grubu bu noktada biraz daha çabalayan taraflardan bir tanesi. Volkswagen de yeni ID.7 Tourer modelini tanıttı. Bildiğimiz, yani aslında Passat'ı biliyorsun sonlandırdı Volkswagen. Sedan versiyonunu, en azından hem Avrupa'da ki ülkemizde de öyle, hem de Amerika pazarında sedan versiyonuyla satılmıyor. Hatta Amerika'da tamamen bitti. Avrupa'da artık sadece Variant isimli station wagon versiyonu devam ediyor. Onun halefi olarak ID.7 elektrikli halefi olarak tanıtılmıştı. Bu da onun station wagon versiyonu. Hatta Volkswagen'in ilk elektrikli station wagon versiyonu olarak da kolayca nitelendirebiliriz bunu. Baktığımız zaman tasarım dili zaten son zamanlarda ortaya çıkan ID ailesiyle aynı doğrultuda, hatta ID.7 ile birebir benzer diyebiliriz. İşte boydan boya uzanan LED stoplar, ön tarafta böyle güzel agresif bir tasarım.
gayet güzel bir tasarım diline sahip. Dediğim gibi ID7'yi zaten gösteriyor. Passat'ta işte Passat'ın sedan versiyonuyla varyant gövde uzunlukları birbiriyle aynıydı. Bunda da aslında durum aynı. Gövde uzunlukları tamamen birbiriyle aynı. Bunun ne avantajı var? Tavanının biraz daha uzun olması sayesinde aileler için, geniş aileler için daha pratik bir kullanım. Biraz daha büyük bir bagaj sunması açısından avantaj sağlıyor diyebiliriz. Hemen şöyle bize sunduğu özelliklere de bakıyorum. Hatta bu arada aks mesafesi demiştim. 2971 mm aks mesafesi sahip. Birebir ID7 ile sedan versiyonuyla aynı. Yani bu arada şey söyleyeyim. Ben de böyle buna bakarken eski Passat'ın tabii eski modelleri yani 80'ler falan öyle diyeyim. Onların bu station wagon modelleri çok güzeldi. Yani çok çok büyük, çok ferah araçlardı. Böyle bakınca burada da onu görüyorum bu arada. Yani sanki aynı hissiyatı bana veriyor. Enteresan da bir geçmişi tabii öyle yapmamışlardır da belki de ben yaşlanıyorum öyle görüyorum bilmiyorum. Ama gerçekten bana o büyük ferah araç hissini çok net olarak verdi. Ama bu tabii şimdi senden öğreneceğim. Acaba böyle olması bir avantaj mı dezavantaj mı oldu bu elektrikli araca diye senden öğreneceğim. Buyursunlar. Şöyle aslında tabii ki elektrikli araçtan ne beklediğine göre değişir. Geniş bir aileysen ve ailenle ki biliyorsun Avrupa pazarında station wagonlar hala çok seviliyor, çok tutuluyor. Evet. Ülkemizde her ne kadar o kadar satılmasa da ikinci el algısından dolayı Avrupa'da hala station wagonlar çok seviliyor. Bu Tourer modelinin yani markaların orada station wagondan devam etmelerinin sebebi de bu. ID.7 Tourer'da da durum çok farklı değil. Baktığımız zaman uzun tavan büyük bagaj sağlıyor demiştim. Ne kadar farkı var hemen onu belirteyim. Arka koltuklar normal kullanılırken 605 litre bir bagaj hacmi sunuyor bize. Sedan versiyona göre 73 litre daha fazla bir alan mevcut. Arka koltukları katladığımızda ise 1714 litre gibi çok geniş bir bagaj hacmi sunuluyor bize burada. Bu da yanlış hatırlamıyorsam sedana göre 128 litrelik bir artış anlamına geliyor. Tabii ki 128 litre baktığımızda küçükmüş gibi bir küçük bir değer gibi görünüyor ama pratik kullanımda çok büyük faydası var diyebiliriz. Onun dışında bu da yetmezse Volkswagen station wagon modeli için tabii ki tavan raylarını görüyoruz orada. Opsiyon olarak bir port bagaj sunuyor. Bu port bagajda 460 litrelik bir depolama bir depolama alanı olarak tüketicilere sunuluyor. ID.7 Tourer modelinde teknik tarafta çok bir fark yok ID modeli arasında. Arka aks üzerine konumlandırılan bir elektrik motorundan güç alıyor. 210 kW yani 282 beygir güç ve 545 Nm tork üretiyor bu motor. Baktığın zaman tek bir motor için gayet güzel değerler olduğunu söylemek mümkün. İlk etapta tabii ki Pro versiyonuyla satışa sunulacak. Bu versiyonda 77 kWh'lik bir bataryamız bulunuyor. Daha sonra Pro S versiyonu devreye girecek. Onda da 86 kW'a yükseliyor bu kapasite. Büyük batarya WLTP'ye göre 685 km gibi bir sürüş menzili sağlıyor. Küçüğünde de işte yine 600 km'nin üzerinde ya da 600 km civarında bir menzil sunulacaktır diye düşünüyorum ama 86 kWh'lik bir batarya için 700 km'ye yakın bir sürüş menzili en azından böyle hani aileni alıp ufak bir doğa kaçamağı yapabileceğin bir otomobil için zaten gerekli. Çünkü doğada her yerde şarj istasyonu bulman mümkün değil. O yüzden 700 kilometreye yakın bir menzil oldukça güzel olmuş böyle bir otomobil için. Küçük batarya 175 kW'a kadar, büyük batarya ise 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Ama ikisi birden fark etmeksizin bu bataryalar 30 dakikada yaklaşık 30 dakika içerisinde %10'dan %80'e şarj olabiliyor DC hızlı şarj desteğiyle. Dediğim gibi teknik detaylar aslında bu kadar. Güzel benim açımdan hani ben Volkswagen modelleri özellikle baktığımda diğer markaların elektriklerine göre biraz sönük kaldığını düşünürdüm ama acaba belki de station wagon aşkımdan dolayı da olabilir. Bu model gözüme bayağı güzel gözüktü. Umarım güzel satışları da olur. Evet güzel söyledin doğru. Ben de üzerine bir şey eklemeyeceğim. Gayet güzel anlattın. O yüzden tatlı. Ben büyük araçları seviyorum. Geniş aile modundan. Ama tabii Türkiye'de station wagon meselesinin yerini bulmasını da çok isterim doğrusu. Fakat işte vergiler şunlar bunlar belki oraya da bir şey yapmak lazım bilemiyorum. Ama aslında çok uygun bir ülkeyiz buna. Ama evet. Nedense yapmıyoruz. Yani tabii ticari burada onun yerine giriyor. Yani onun alanına ticari giriyor. Onu, çünkü bunu alana kadar bir ticari aracı aile arabası gibi kullanmaya başladığında yani daha rahat ediyorsun.
O yüzden belki de bu var, bilemiyorum. Sonra günün sonunda her şey sadece tabii para da değil ama bizde çok önemli bir kriter. Peki Evet. hemen son haberimize geçelim madem öyle. Son haberimiz de aslında enteresan bir haber. Şöyle hemen ekrana bir kendimizi verelim. Buradan bir çıkalım madem öyle. Son haberimiz bu sefer Almanya yakasından. Elektrikleri ilgilendiriyor. Yani elektrikleri ilgilendiriyor derken nasıl ilgilendiriyor? Şöyle ekrana bir önce bir Mercedes'in elektriklerini gösterelim. Şöyle göründüğü gibi. Ama ne olmuş peki? Yani ne elektrikli ne diye şöyle başlığımızda koyduğumuz zaman görecek. Mercedes elektrikli konusunda geri vites yapmış. Bu geri vites Evet. yapmış derken Şu an şey hala anlaşılmadı Mercedes'i ama bir dakika getirmedik ama hala Mercedes gelmedi hala mi? Ha Volkswagen var şimdi karşımızda. evet bravo tamam şimdi kurtardım böylece bak evet. O da Alman diyeceğim ama olmayacak. Nasıl olsa bir arada değiller. Evet, Mercedes elektrikler konusunda daha önce açıkladığı bir planı 2030'daki bir planını bu sefer değiştirmiş. Diyor ki ben artık 2030'a kadar yani işte %50 elektrikli diyordu. Şimdi artık o planda bir güncelleme söz konusu. Ya bu tabii az önce konuştuk yani Çinliler dedik işte elektrik konusunda çok güçlü geliyorlar dedik bunları anlattık. Şimdi o yüzden bu konu biraz bu yüzden bana aslında enteresan geldi. Çünkü Mercedes gibi bir devin bir karar verirken şimdi hayır öyle değil de şöyle yapacağım demesi ilginç. Bizde de şu an en çok okunan haberler arasında. Mercedes 2030 yılından sonra sadece elektrikli araç satma planından vazgeçtiğini duyurmuş. Planlardaki bu değişimle birlikte içten yanmalı modellerin yine geliştirilmesi bekleniyor. Çünkü bu sonuçta 2030 yılı da çok uzakta bir yıl değil. Yani özellikle uzun vadeli üretim planlarını göz önüne alırsan çok uzak bir yer değil. Yani şimdi planlar 2030'da bitecek derken diyelim ki 2030 yılına kadar işte çok az elektrikli olmayan araç görmeye başlayacaktık. Yani birkaç model kalacaktı belki. Şimdi ise o plandan vazgeçtiği için bu sefer tekrar içten yanmalı araçların tekrar tasarımının işte motorunun geliştirilmesinin şusunun busunun devam etmesi anlamına geliyor. Ben bunu şu yüzden önemsiyorum. Malum biliyorsun Toyota konusunda Toyota'nın işte yaptığı açıklamalar böyle biraz gürültü çıkartmıştı. Biz bunu daha önce seninle konuştuk. Sen burada aktarmıştın. Yani işte şey demesi ya bu içten yanmalı elektrikli araçlar konusunda biraz daha zaman lazım. AB'ye hatta şey demişti bir tavsiyede bulunmuştu. Ya bunu o kadar da çabuk getirmeyin. Çünkü bazı şehirlerde yani AB'nin böyle bir planı da var tabii çevre hassasiyeti nedeniyle. Bazı şehirlerde ya da bazı ülkelerde elektrikli araçlar şey olmayacak, şehre giremeyecek ve azaltılacak, satışı durdurulacak falan böyleydi. Toyota da buna karşı çıkıyordu. Bunun için de şöyle bir algı oluşmuştu ya. Demek ki Toyota bu işe o kadar hazır değil, sürekli bu konuda kendini. Ya bugün de ben bu arada var ya istemeden Toyota ile ilgili çok şey konuştum. Sanki Toyota'nın avukatı gibi olacağız ama alakası yok yani. Konunun yeri geldiği için biz bu duraktan geçiyoruz yani. Yol buradan geçiyor. Biz de mecbur bu durağa uğruyoruz. Şimdi Mercedes'le beraber bununla ilgili bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü bunu tekrar tasarlayacaksın, yapacaksın, ben bu oyunda varım diyeceksin. Bunu böyle gören kişinin ki en yakın rakibi BMW olduğunu düşünürsen, onlar da belki de yakında başka bir şey açıklayabilirler. Ben bunu da bekliyorum. Çünkü Mercedes gerçekten çok önemli bir oyuncu. Özellikle bir yani motor konusunun uzun vadeli kullanımı konusunda olsun. Çevreye verdiği zarar olsun. Yani zarar demeyelim de çevreye zarar vermemek için verdiği uğraşlar olsun. Bunlar çok önemli. Çünkü bir başka sıradan bir üretici gibi hani bugün ortaya çıkmış bir üretici gibi davranmıyor. Yani biz burada Audi'nin mesela tabii konuşmadık o yıllarda böyle bir oto gündem yapmıyorduk ama Audi'nin işte dizel konularında Amerika'daki işte dizel gate skandalını hatırlarsak yani işte araç muayeneye girdiğini hissediyor, anlıyor akıllı olarak. Bana göre çok akıllı bir olaydı. Gerçekten benim çok hani kötü olay olduğu için kötü ama çok akıllıca planlanmış, gerçekten dahiyane bir fikir olarak gördüğüm bir konuydu o. Araç muayene istasyonuna girdiğini anlıyor ve egzoz emisyon ölçümlerinde sana beklediğin değeri değil de daha az değeri veriyor. Çünkü buna göre kendini manipüle ediyor motor ve bir anda muayene modu enabled deyip seni ona göre çalıştırıyordu. Halbuki araç aslında çok daha fazla emisyon ölçümünde aslında daha kötü rakamlar sunarken bir anda ölçüme girdiğinde çok iyi sonuçlar veriyor. Bu ortaya çıktıktan sonra tabii ki işte çok büyük bir skandaldı ve bunu tüm dünyada yaptığını ortaya çıkartmışlardı. Audi malum en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşadı tabii Volkswagen grubuna dahilken.
Orada da bazı kelleler de gitmişti hatırladığım kadarıyla. Şimdi tabii bu konu önemli. Neden? Çünkü çevreye verdiğin zararla ilgili konuşuyorsun. Şimdi Mercedes'in bunu devam ettirmesi demek haliyle bu konuyla ilgili devam ettireceği başka konular olduğu anlamına geliyor. Hemen örnek verelim. Mercedes-Benz artık elektrikli araçların 2030'da toplam satışlarının %50'sini tekabül etmesini bekliyormuş. Bu oran 2021'de %100 seviyesindeydi. Mercedes bu tutumu yakın zamanda elektrikli araç girişimlerini yavaşlatan Ford ve General Motors'a benzer olarak, yani Rivian ve Lucid gibi yalnızca elektrikli araç üreten şirketler üretimi sabit tutacaklarını söylerken, General Motors ve Ford gibi diğer şirketler de fabrika inşaatlarını ertelemiş veya bu duyuruların bazı modellerini iptal etmiş. Şimdi bunu da yan yana koyduğunda, işte Mercedes'e gene dönecek olursak, elektrikli araçların yaklaşık %30'luk bir maliyet düşüşüyle büyük bir etki yaratmasını bekliyor. Elektrikli CLA gibi yaklaşmakta olan MMA'ya dayanan giriş seviyesi elektrikli araçların yaklaşık 750 km'de WLTP menziline sahip olması bekleniyor. Ayrıca 15 dakikalık hızlı şarj ile 400 km'ye kadar da menzile ulaşabilecekler diye bir not iletmiş sevgili Metin kardeşimiz yazdı. Metin Akpınar'ın yazdığı haber bu. Tam biz böyle habere girerken bu konuyu gördüm. Ben de almak istedim özellikle. Bu bence önemli bir konu. Başka tetiklemeleri de getirebilir diye düşünüyorum. O yüzden de konuyu önemli buluyorum. Ben dedim ki hani bundan da bahsedelim. Haftayı da böyle kapatalım istedim. O yüzden teşekkür ediyorum sana. Gerçekten keyifli oldu. Bu son haberimizdi. Ben son haberle birlikte sözü sana devrediyorum ki artık yayının son başında ve sonunda söylediklerimiz var. Ondan sonra da seyircilerimize iyi bir hafta sonu dileyeceğim. Evet. Ben de kapatmadan önce bu konuyla ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Tabii ki. Şimdi aslında Mercedes'in attığı bu adım, sen de az önce bir haberde bir bölüm okuyarak çok net bir şekilde ifade ettin. Ford ve General Motors'un işte elektrikli araç pazarına yönelik, yatırımlarına yönelik bir frenleme yapmasından sonra geldi. Peki neden bu frenleme yapılıyor? Aslında bunun çok basit bir açıklaması var. Elektrikli otomobiller son yıllarda çok büyük bir şekilde yayıldı. Dünya genelinde, özellikle Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da çok büyük bir yayılma gösterdi. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi tabii ki onlara yönelik çok büyük bir yönlendirme olması. Ne yapıldı? Sen az önce bahsetmiştin. Avrupa'da dendi ki işte şehir merkezinde işte elektrikli olmayan araba giremez. Kirli araba şu kadar fiyat ödemek zorunda. İşte buraya park edemez, bu şu kadar fiyat ödemek zorunda gibi. Ya da işte çeşitli sübvansiyonlar sunuldu. Elektrikli araçlarda işte üreticiye destek sağlandı, tüketiciye destek sağlandı. Onların işten yanmalılara göre fiyat avantajının minimuma indirilmesi hedeflendi. Böylece bir sürü atılan adım sayesinde elektrikli otomobiller son 2-3 yılda büyük bir yayılma gösterdi. Ama 2024 yılına geldiğimizde hükümetlerin bu sübvansiyonları yavaş yavaş geri çekmeye başlamasıyla şu görüldü. Elektrikli otomobillerin satışları da yavaşladı. Yani kimse demedi ki ya tamam kardeşim sübvansiyon sunulmasın, ben elektrikli otomobil almak istiyorum, ben sıfır emisyonlu araba almak istiyorum, o yüzden elektrikli alacağım şeklinde. Bunu yapanlar da oldu mutlaka ama yavaş yavaş satışların böyle geriye doğru geldiği görüldü dünya genelinde. Güzel. Tabii ki bunu gören üreticiler de ne yaptı? Ha, demek ki hani burada bir sıkıntı var. Yani biz tamam üretimi arttırıyoruz ama talepte bir düşüş var. Bu ne demek oluyor? Senin de arzı düşürmen gerekiyor burada. O yüzden üreticiler de şu anda o adımı atmaya başladılar. İşte bugün dün Ford yaptı, General Motors yaptı. Bugün Mercedes hedeflerini değiştirdiğini açıkladı. Yarın öbür gün daha fazla üretici de bu noktada adımlar atacaktır diye düşünüyorum. Eğer satışlardaki bu yavaşlama bu şekilde devam ederse en azından önümüzdeki 1-2 yıllık süreç için böyle olacaktır diye düşünüyorum. Benim de çok güzel. Evet, yani çok güzel bir ekleme oldu bence. Çok güzel katkı verdin. Ben hani daha böyle bir komplo teorisi gibi baksam ancak şunu diyebilirim ama hani gerçekliğiyle ilgili bir şey söyleyeyim ama diyoruz ya elektrikli araçlarda Çin de böyle bir şey yapıyor, başı çekmeye başladı. İşte bahsettiğimiz diğer haberleri de koyarsan yan yana sanki bir taraftan da acaba ya biz bu elektrikliyi böyle çok gazladık ama bu Çinliler de bu piyasayı ele geçirecek. Biz biraz daha hani yakında AB'den de farklı haberler de gelirse o yüzden de şaşırmamak mı gerekiyor acaba diye de düşünüyorum. Yani AB de derse ya biz bu kararımızı bir gözden geçireceğiz çünkü işte bu dönüşüm için hala hazır olmayan yerler var falan filan derlerse o zaman hem araç tarafından yani markalar tarafından böyle bir hamle hem de bir taraftan da bu dediğimiz işte devletler veya işte yapılar tarafından gelen bir hamleyle aslında belki de Çin'e karşı başka bir
Hani bu gidişat böyle iyi güzel ama yani biz buradan da bir gol yiyeceğiz gibi görünüyor derdi. Çünkü günün sonunda her şey tamamen yani evet çevreden bahsediyoruz ama elektrikli araçlarında bir taraftan çevreyi tamamen kurtarmadığını da biliyoruz. Ama tabii ki çok önemli. Yani ben Her şey buna tamamen duygusal. aynen öyle. Evet. Ben de tam bunu söyleyecektim. Lafı çok güzel ağzından aldın. Buyursunlar o zaman devam et kapatalım programı. Evet, ben de senin başta söylediklerini her zaman olduğu gibi tekrarlayayım. Lütfen Oto Gündem serisini veya bu videomuzu beğendiyseniz, videolarımızı izliyorsanız, öncelikle kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, en azından bir emoji ile bize yorum yapmayı unutmayın lütfen. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.